Gülünecek hiçbir şey yok. Arkadaşlar bildiklerime gülüyor bu sabahınız. Nasıl görünüyorum? Herkese kocaman sevgiler, selamlar. Süslü görünüyorsun evet, anneciğim. Koyunların boynundaki çanlar gibiydim arkadaşlarım. Jungle jungle ediyorum. Evet, sen de benim çobanım ol Buse'cim. Harika bir çalış videosuyla işte yeniden karşınızdayız canlarım. Yine çarkımızı karşımıza aldık. Slime setlerimizi önümüze dizdik. Sadece slime setleri mi? Hayır. Bu sefer çılgın Buse yine çılgınlığını göstermiş. En son seri. Daha henüz ıslatmadığımız, evet gerçekten, henüz keyfine ve tadına bakmadığımız, nasıl bir şey oluyor çok merak ettiğimiz bir smoothies, kendi squishini kendin yap refili, değil mi Buse'cim? Evet anneciğim, doğru. Ve bir de benim brunette'im burada ne işi var? Brunette'i açacağız. Bu nasıl bir sürpriz? Evet arkadaşlarım, canım arkadaşım, artık bahanemiz kalmadı değil mi? Taşınınca açarız. Evet, taşındık artık. Bütün oyuncaklarımızı yavaş yavaş açacağız. Bütün hepsini güzelce. Şu arkadaki hemen göstereceğim. Çok utanıyorum. Gözlerimi kapatarak göstereceğim size bunu. Bakın arkadaşlarım. Hemen anında da attık. Ne kadar düzgündü burası. Evet, burası bizim oyuncak istifimiz. Açılmış, açılmamış. Her şey burada arkadaşlarım. Ama açıldıktan sonra burası tamamen açılmış oyuncaklarımızın istif yeri olacak. Doğru mu Buse'cim? Neden bana katılmıyorsun Buse'cim? Yalnız bıraktın beni. Çünkü bir şey yapmayı unutmuşum da hemen onu yapıyorum anneciğim. Ya saat 2 olunca böyle çalışmıyor işte Buse ablanızın aklı. Evet, biraz hızlanalım. Peki bu arada sizler nasılsınız arkadaşlar? Bugün günlerden Perşembe, hafta sonuna kaldı bir gün. Keyifler nasıl? Yazınlar, sınavlar, son durum nedir canlarım? Umarım her şey yolundadır deyip slime challenge videomuza başlıyoruz ama bir türlü başlayamıyoruz. 7, 8. Peki o zaman size şöyle bir soru sormak istiyorum. Bunlardan hangisinin çıkmasını istiyorsunuz? Hangisini daha keyifle izlersiniz? Anneciğim, bir şey fark ettin mi? 9. 10 boş, evet. Süper. Yine yapmışsın yapacağını yani. Aynen 10 çıkarsa öyle. Boş. Pas geçiyor. Diğer yarışmacı direkt olarak zaten challenge'ı kazanmış oluyor. Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. İlk önce merhaba diyorum. Sonra annem önce hemen kalbimi gönderiyorum. Ay yine unuttum. Unuttum. Sen de gönder. Parmağım çok acıyor arkadaşlarım bu arada. Gerçekten. Dün hiç acımıyordu. Bugün daha çok acıyor. Böyle zonk 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 diyor arkadaşlarım şurası. Evet hadi başlayalım bu seçim. Hayır dur, anlatıyordum ben, sen tam araya girdin. Her ikimizi çarkı çevireceğiz ve çıkan sayıya ait olan grubu alacağız. Grubu. Grup. Ne grup ama? Tek başına bir Putin'in grubu. Evet. Başka kimler var yanında? Pardon, grubunda kimler var? Ha, tek başınaymışsın. Evet anneciğim, bu bir grup, bu bir grup. Böyle yaptım. Sanırım bunlar Barbie Challenge'dan kalma. Evet, doğru. Evet, kağıt tasarrufu yapmışsın. Aferin, seni takdir ettim. Devam edelim. Ne yapıyoruz sonra? Çarkı çevirdik, numarayı bulduk. Ne çıktıysa hemen kapıp yapıyor muyuz? Evet anneciğim. Ve çarkı bu sefer ilk Buse çevirecek. Ya çok ani oldu. 10. grup gelirse dıt, hiçbir şey yok arkadaşlar. Hadi bakalım, yani direkt kaybediyorsun. Diskalifiye olursun. Evet anne, öyle. Bana 8 ya da 9'un gelmesini istiyorum. Çok heyecanlıyım ve bir an önce çevirmek istiyorum. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. 10, ya. 7, 7 mi? Vay be, 7. Vay canına. Amazing protein, manyetik slime. Ya yapamadım. Malzemelerim hazır. Demir tozum, her şeyim hazır arkadaşlarım. Tam 2 yıldır ona kenarda duruyor çünkü cesaret edemiyorum. Belki bana biraz cesaret verir Buse'cim. Ne dersin? Olabilir anneciğim. Çarkımı hemen çevireyim ve 10 numarayı yakalayayım. Ya. Neden 10 numaraysa? Ay neredeyse 10 geliyormuş. 1. Değil mi? Daha önce yaptığımız. 1'de kim var? Değil. Vay. İlk defa yapacağız Buse'cim. Neon and glow. Vay. Hem şaka. Neon parlak renk hem de karanlıkta parlayan. Evet. Yaşasın. Ha. Önce ben yapacağım müsaadenle. Ya da önce senin slime'ını görelim. Bir show yap bize. Ne dersin? Ya. Nasıl bir şeymiş görelim. Hazır slime. Hazır manyetik slime, bir tanıyalım. Neye benziyormuş bir görelim Buse'cim. Çarkımızı alalım. Birinci grup geldi. Harika. Ben de kendim için çok beğendim anneciğim. Hani bir slime seti olmasa da hazır bir slime hem de manyetik bir slime olması. Vay canına. Bence çok güzel. Heyecanlıyım. Hareketli slime inceliyoruz. Ben hemen acaba var mıdır içinde? Demir lazım bize Buse'cim. Evet, onu harekete geçirecek. Mıknatıs lazım. Nereden bulacağız? Hadi bakalım bir aç da bir görelim. Açıkçası bunu açmayı ben çok istiyordum arkadaşlarım. Bana gelmiş olsaydı çok mutlu olacaktım. Kapı. Buse deneyecek. Kabı çok güzel anneciğim. Krem gibi değil mi? Vazelin kabı gibi. Anneciğim, içinde nasıl bir şey var bunun? Vay canına. Çok heyecanlıyım. Kurabiye gibi ses geliyor içinde. Oo, poşet içindeymiş. Ne der renk böyle acaba? Ve ha, sert mi? Elini alır mısın bir? Bunu alayım mı yoksa? Alta bak. Bu toz mu yoksa? Hayır, değildir. Biz mi yapacağız? Hayır, açmak istiyorum. Hadi açalım. Ay çok sert arkadaşlar. Beklemediğim bir şey. Ben de yani renk açıkçası beni çok şaşırttı. Grimsi, siyahımsı bir şey bekliyordum. Nasıl manyetik slime'miş acaba? Ve bu doku ne böyle? Çok sert ve... Çok Buse'cim. Anneciğim. Macun gibi. Hayır, alır mısın bir eline? Oyun kili. Oyun kili mi? Evet. Yani tam bir oyun kili.
Slime değil. Ha puti Buse'cim zaten. Ya slime benzeri puti. Puti ne demek olduğunu anladım şimdi. Alır mısın? O zaman bizim şu oyun killerimiz de putiymiş Buse'cim. Evet. Hani buna birazcık daha tutkal falan karıştırıyoruz. Tıraş köpüğü ekliyoruz. Slime haline getiriyoruz ya. Evet. Şimdi bunun neresi manyetik? Oynaması çok eğlenceli ama manyetikliği nasıl? Evet aynen Clay gibi. Oynaması eğlenceli. Ama hiç de eğlenceli değil, sert. Hemen deniyoruz. Demir getiriyorum. Nasıl manyetikmiş bir görelim. Kıvam biraz sert olduğu için oynaması da görseli de izlemesi de çok da keyifli değil Buse'cim. Ya pencere macunlarına benziyor. Renk olarak da kıvam olarak da sanki süreceksin orada koruyacak kalıp gibi kalacak gibi. Slime'a benzemiyor evet. Ama slime benzeri diye satılıyor putiler. Öyleymiş arkadaşlarım. Neyse. Sanırım esprisi metale yapışması. Hadi bakalım. Vay bakalım hadi. Deneyimiz başlasın. Ama bu zaten metalin içindeydi. Bu metal değil mi? Metal değilmiş demek ki. Nasıl değil? Bak. Ana. Ya. Evet, bir dakika şimdi. Hiçbir şey olmuyor. Ha, çok da güçlü aslında ama. Evet. Anneciğim bakar mısın? Bakarım. Oyun hamuru gibi arkadaşlarım. Hiçbir şey olmuyor. Bunu size göstermek istiyorum arkadaşlarım. Sadece rengini bol kullanmışlar. Birazcık da katı yapmışlar. Onun dışında çok da fazla manyetik bir etkisi yok arkadaşlarım. Ha yok, tamamen yok diyemem. Bakın şimdi göstermeye çalışacağım. Evet bakın. Ama çok da böyle koşup da yapışıvermiyor. Sanırım ters kutubu tutuyormuşum. Mıknatısının gücü yok desem bakın. Diğerleri nasıl da topluyor. Ooo hayır. Bence bu putinin etkisi çok azmış arkadaşlarım. Siz asıl manyetik slime ben yaptığım zaman görün. Cumartesi günü için harika bir manyetik slime videosu hazırlayacağım arkadaşlarım. Evet bu manyetik slime'ı çok da sevmedik değil mi arkadaşlarım? Manyetik puti çok da bir iş görmüyormuş. Yani challenge'ı sanırım ben kazanacağım. Hadi o zaman şimdi çarkı çevirip de kazanmış olduğum muhteşem güzel bir slime setini hep birlikte yapalım. Manyetik slime'ımız şöyle. Ha belki alışması gibi mi gerekiyor bilemedim ki arkadaşlarım. Hayır. Bakın hiç çekmiyor. İtmiyor da. Evet cimrilik edip içine az bir şey manyetik toz koymuşlar arkadaşlarım. Sanırım cimrilik edip putinin içine az miktarda manyetik toz kullanmışlar. Yani demir tozu dediğimiz tozlardan. Çok sert, ne işe yarıyor bilmiyorum arkadaşlarım bu. Yani çok da evet el kaslarımızı geliştirmekte. Çünkü gerçekten slime gibi böyle bizi mutlu eden, keyif veren harika bir eğlence diyemeyeceğim. Çok yumuşak slime'ları sevmeyen arkadaşlarım için bu harika bir eğlence olabilir. Çünkü renk yok, koku yok. O büyük bir avantaj. Bir yandan onları gözlemleyelim, bir yandan da kendi slime'ımızı yapalım. Evet arkadaşlarım, canım arkadaşlarım, hazır mıyız? Muhteşem güzel bir slime yapacağız. Neon ve glow'muş. Acaba hangisini yapsak? İkisini de mi yapsak? Ne dersiniz? Seti daha önce açmamışım gördüğünüz gibi. Her şeyi birlikte yapıyoruz arkadaşlarım. Sadece kargo geldiği gibi sizlere gösteririm. Kenara atarım. Bir gün sürpriz yapıp sizlere böyle gösteririm. Birlikte yaparız canlarım. Wow, muhteşem güzel bir set. Kutunun içi de boş. Şöyle dekor yapmaya devam etsin. Bakalım setimizin içinden neler çıkmış. Arkadaşlar gözümüz bir yandan orada olsun. Bakalım böyle yapışacaklar mı? Hadi bakalım. İnceleyelim. Neler bekliyor bizi? İngilizce olduğu için anlamam mümkün değil arkadaşlarım. Sadece şekillerden anlayacağız. İşaret dili kullanacağız yani. Sanırım iki farklı slime yapacağımız için iki tane karıştırma kabımız var. Evet asıl challenge'ı böyle yapalım. Buse! Buse sahur hazırlamaya gitti arkadaşlar. Gel gel, senin putu çok da bir işe yaramadı. Asıl slime challenge buradaymış, gel bakalım. İki tane karıştırma kabımız var çünkü biri glow biri neon renkte olacak. Üç tane spatulamız var. Bir tane kaşığımız var. Üç tane boyamız var. Hayır iki boyamız varmış. Sanırım şu da glow. Evet biri glow biri neon. Hangisini istersek kullanacağız. Sanırım bu aktif slime. Ve bir de burada slime aktivatörümüz. Yani borax suyumuz var ya da renüdür bilmiyorum. Hiç de borax su gibi durmuyor. Renü gibi duruyor arkadaşlarım. Ama slime aktivatörü yazıyor üzerinde.
Ve bir de bu setin içinden şeffaf tutkal çıkıyor. Bunu paylaşacağız Buse ile. İşte bu setlerin bu düzenine bayılıyorum. Saklama kabına kadar her şeyini düşünüyorlar. Slime'larımızı yaptıktan sonra bunların içinde saklayacakmışız. Muhteşem güzel bir set arkadaşım. Sanırım bu yeşil minik kaşıkla boyalarımızı alacağız. Karışma kaplarımız burada. Challenge'ımız başlasın. Evet, asıl challenge bu. Yönerge kağıdımızı inceleyerek bunu öğreneceğiz. Sanırım tarif aynı, sadece maharet boyalarda. Hadi bakalım başlıyoruz. Ben glow yapmak istiyorum. Buse de neon yapsın. Bakalım glow gerçekten karanlıkta parlayacak mı? Birazdan ışıkları kapatacağız arkadaşlarım. O videolara bayılıyorum. Yani günün her saatini sizinle geçiriyormuşum gibi geliyor. Peki şimdi size bir dikkat sorusu. Ben hangi videolarda ışığı kapatıyorum? Ne göstereceğim zaman ışığı kapatıyorum?